Oto. Evet. Merhabalar. Merhaba. Aha Kekili amcamız. İsmail Akkaya Ömüoğlumuz. Evet. Biz şu an Ördekli'deyiz. Ördekli'ye gideceğiz ben. Sarız'dayız. Kekili amcanın evindeyiz. Aynen, Petronyon'daki Kekili amcanın evindeyiz. Amca, önceden tabii bizim akrabalardan, annemden baştan, bacılarımdan, ablalarımdan, kuzenlerimden, hepsinden bol selamlar var. Aleyküm selam. Hep de seni görmek istiyor. Ben de onlara selamımı götür söyle. Tanışmak da istiyorlar. Selamı zaten sen kendine söylüyorsun. Bir de, özür dilerim sizin gitmişti. Biraz bize anlat, bizim dedelerinizi tanıyorsunuz, köyümüze gitmişsiniz, kalmışsınız. Bizim bro dedemiz gelmiş, ince mağarada kalmış. Siz gidip Danışık köyünden, Mehmet dedemin yanında, eşe dedemin yanında. Şimdi burada başla, bir de böyle başlarız. İşte bro dedeyle dedemde başlayacak. Tamam. Zamanında bro dede, kardeşi Ali, bir de dedemiz Mustafa, Tunca Sivas'ın Zara köyü ilçesinde Mustafa Paşa'nın korkusunda göç demiş, o da göçmüşler. Ve bunlar buraya gelmişler. Buraya gelince dedemiz Mustafa Tavlı'na iki tane Cafan aşireti varmış. Onların oraya gitmiş, onların yanında durmuş. Burada emimle Ali, ikisi de İnce Mağara'ya gitmiş. İnce Mağara bir Sünni köydür. Orada biraz arazi almış, oraya yerleşmiş. Orada birkaç sene kalmış. Oradaki avuşa, benim duyduğumu, bildiğimi söylüyorum. Görmedim, duyduğumu söylüyorum. Avşarlarına pek hoş geçinmemiş. Tunceli'de, Hozat'ta gelmiş. Gangol. Cafer Gangol. Cafer değil. Cafer'in babası. Cafer'in babası Gangol gelmiş. Orada bir hadise çıkartmış. Gelmiş burada yer aramış. Bayağı ince mağara beğenmiş. Ve varmış emcelerimize, mülkünü bana satar mısın? Satarım demiş. Ne kadar mülküm var? İşte şu kadar. Bu mülk bana az demiş. Çakşak'ta Ayzağ'ın da mülkü var. Onu da bana alın. Peki Ayzağ'a gidiyorlar. Ayzağ'a da mülkünü veriyor. Ayzağ'lı kale. Ayzağ dedi mi de o... Ama i̇şte kale tamam, kimin? Kale işte o anlaşılıyor amca. Tamam ben Ayzağ'lı devam kale. Ederim. Neyse mülkünü, onun parasını veriyorlar. Mülkünü alıyorlar. Bizim emcelerin de mülkünü alıyorlar. Bizim emciler geri burada göç edip Zara'nın Danışık köyüne gitmişler. Onlar da gitmişler. Tunceli'den malını, tarlanın yerini almış, Danışık'a gelmişler, Danışık'ta yerleşmişler. Danışık'ta Burucuk emrinin, bir de Ali'nin iki kızı varmış, iki kız da Sarız'da evlenmişler. Ali'nin oğlu yok, Buru'nun da beş oğlu var, benim bildiğim beş oğlu var. Buru emrinin de orada güzel bir değirmen yapmış, değirmanı gezdirmiş. Halk arasında çok sevilmiş, çok sayılmış. Ve çok kıymetli bir bro emi varmış. Çok sayılmış. Yani herkes hükümette de halkta da arasında çok söz sahibi, itibar sahibi bir adamımış. Başka ne soruyor? Şimdi bizim bu bro dedenin akrabalık şeyini demin beraber baktık. Davut'tan birisi bu bro'nun oğlu. Bilmiyorum. Ben bro kayla bizim dedemiz Mısto'nun birbirine akraba, öz amca çocukları olduğunu biliyorum. Ve onları o zaman duydum. Ondan sonra da biz arada amca olarak da büyük bir saygı gösterirdik. Onlar seferberlikte çocukları bizim Kekililere gelmişler, askerlikte kaçmışlar ve burada kalmışlar. Bizim emimiz İbrahim'in karısı Ali'nin kızıydı. O İbrahim'in çocuklarının adı bütün Bro'lu çocukların adı. Hadi. Biz demin soy ağacına baktık ya beraber. Orada Davut yazılı. Davut'un bir oğlu Munzur, bu Bro'nun babası. Sizin tarafta Hasan, Mısto'nun babası. Şimdi ben orayı bilmiyorum. Benim bildiğimi söylüyorum. Buranın oğlu Ali, Ali'nin oğlu İbiş, İbiş'in oğlu Mısto, bizim dedemiz. Benim bildiğim. Efendim, Ali'nin oğlu Bro, Ali'nin oğlu Ali, onlar da Öztürkler soyadları. Bizimki de Kekililer. Kekililer, evet. Yani benim o zaman öğrendiğim söz böyle. Orada bir şeyler Hasan Hasan diyorlar da ben onları duymadım. Tabii. Şimdi Davud'un oğlu Ali, Ali'nin oğlu Bro, Ali'nin oğlu Ali, Ali'nin oğlu İbiş, İbiş bizim dedemiz, Kekililer, Mısto'nun babası. Efendim İbiş,
öteki de bir oyna Ali de onu Ali ile Ali de akrabayız. Öz emi çocuklarıyız. Emi çocuklar, evet. Peki siz Rıçıkanlara kadar gitmişsiniz, akraba olduklarını duymuşsunuz. Şimdi ben öğrendiğime göre bir adamda, bir yaşlı bir insanda Saraz'da öğrendim. Bizim göç ettiğimiz Zara'nın, Zara'nın diyorum, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Rıçıklar köyünde çıkmayız söz. Cafanlar orada çıkmıyor. Orada Cafar ismindeki adam çocukları göç edince Sivas'a doğru gidince bu da tutmuş cevizini kesmiş, cevizi yakmış. Demişler siz ne yapıyorsun Cafar nedir bu? Ben bunu yakıyorum. Rıçık, rıçık demek damar anladın mı? Yani ben damar, rıçıklar, benim çocuklarım rıçıklar Türkiye'nin her tarafına salsınlar. Ondan sonra oraya Rıçıklar köyü olmuş. O Rıçıklar köyünden kalmışlar. Son zamanda başka bir Kıran aşiretiyle çatışmışlar. Kıranlar Cafanların 5-10 adamını öldürmüşler. Cafanlar dağın o bir yüzünde bu yüze göçmüşler. Ve orada da 3 tane kardeşleri varmış. Biri İso, biri Cafar, bir de başkası. O başkasının çocukları hiç yok. Şeyin de Cafar'ın çocukları var, bir de İso'nun çocukları var. İso'nun çocuklarına İso demiyorlar, İzo diyorlar. Cafar'ın çocuklarına Cafar aynı. Kabile beraber o aynı köyde Rıçıklar köyü şimdi adı ne olmuş? Ne belki şu Ercan sana söyledi ya. Söyledi. Güzel bir isim olmuş. Sen oraya gittin mi amca? He gittim. Yine gideceğim şu an. 4 sene önce gitmişsin değil mi? 4 sene oldu. Daha? Ondan sonra hani sor nereden soruyorsa söyle. Şimdi ben böyle sorayım. Bizim zamanında yani Sivas'tan dedelerimiz nereden ayrılmış, sizin dedeleriniz nereden ayrılmış, buraya ha, gelmiş? Bizim dedelerimiz de, bizim dedemiz Mısto'yla, emisi Broy'la Ali Sarız ilçesine gelmişler. Kayseri'nin Sarız ilçesine gelmişler. Kayseri'nin Sarız ilçesinden Broy'la Ali İncemara köyüne konmuş, Mısto'da Tavla köyüne konmuş. Tavla'da iki Cefer abi aile varmış, onların yanına sığmış. Bir adam da göç ediyormuş, onun mülkünü almış, yalnız Mısto olmuş, yalnız Mısto, hadi. O etekiler de İnce Mağara'da kalmışlar, İnce Mağara'da avuçlarla geçinmemişler. Avuçlar şey gelmiş, Gango gelince, Gango yerini Gango'ya satmışlar, geri dönmüş, Zara'nın Danışık köyünde yerleşmişler. Ve Ali'nin oğlu yok, iki kızı var, ikisi de Sarız'da kalmış. Bronda 5 oğlu var. Şanızda kalan kızları soy isimleri ne dersinlik? Birisi Yıldız, birisi de Dardara'da. Dardara'da çocukların ismi var. Özdemirler değil de. Sen bilir misin Hüseyin? Dardara'da. Kim? Yok bilmez. Ali Kutu'yu biliyor musun? Bilmem. Yok bilmem. Dardara'da olsa bilir. Sonradan ben biliyordum aklımda çıkmış. Duydum da adam yani o kadar iyi tanımıyorum. Ali hatta, hatta bir tane o şeyin, o kadının yani Ali'nin kızının bir oğlu vardı burada. Biri Ali, biri Hamzo. Hamzo yine gitmiş oradaki şeyin, Mehmet Emin'in torununu oğlunu almış. Ben öyle duydum. Doğru. Şeyin kızı, Sivas'taki şehirde çalışan. Şevşettin mi? Doğrudur, o kadar bilgim yok. Onun kızının oğlunu almış. O da iki oğlu var. Biri Ali, biri Hamzo. Hamzo da öldü, Ali de öldü. Çocukları da, Hamzo'nun çocukları var da Ali'nin çocukları da yok. Bu Darıdere kaç yılında kurulmuş amca, hatırlıyor musun acaba? Yani şimdi hatırlamıyorum da. Sarız en geç kurulan ilçe. Sarız'ın yeri var ya. En geç, biliyorum. Çok geç. Dardaralar buradaymış. Burada şu girişte. Onlar Çekkeşler gelince Dardarıları sıkıştırmışlar, Dardara'da korkmuşlar, Kızılpar'a girmişler. Kızılpar'da Halı Dağı'nın yanında durmuşlar. Halı Dağı'na demişler bize bir yer, git Dardara Boğazı'na köy yapın demiş. Ama diğer köylerde sonra, Tavla'da, Ördekli'de falan da sonra olmuş biliyor musun? Onlar da Derman'ın orada o tepede macirler varmış. Macirleri korkutun demiş, macirleri korkutmuşlar. Macirler Fethedere'ye gitmişler. Şeyin Alçuk tarafında Macilan'ın tarlası var bilir mi? İşte o Macilan daha oradaki koyunlarda. Bak dede ben birisiyle görüştüm. Bu Rıçık kendisi.
Bana diyor ki, bana böyle yazdı bu Rıçıkhan köyünün Kur'an'ı. İsmi Abdülaziz. Abdülaziz. Tunceli'deki Rıçıkhan. Mazgirt'teki Rıçıkhan. Abdülaziz. Abdülaziz. Osmanlı padişahı. Abdülaziz'in dört oğlu varmış. Birisi Cafer, birisi İsmail, birisi Mundur. Diğeri de İbrahim'miş. Onu bilmiyorum. Acaba bunlar mı? Onu bilmiyorum. Onlar ama işte Mazgirt'in o Rıçık köyü bu. Rıçıklar köyü biliyorum. Gittim gördüm. Bir meşenin içi böyle tarla yok, takım yok, yol yok, belli yok. Dağın başı bir orman, orman, orman. Bir ev burada, bir ev zaten orada. Zaten eskiden hep dağlara yerleşmiş. Dağlara yerleşmiş. Dedim yani, ki... Ben bu Rıçıklarla, bu arkadaşla görüştüm. İşte bu, böyle ben de böyle duydum ama doğru yanlış bilmiyorum tabii. Hep duymaya. İşte onlar da diyor işte Abdülaziz oraya yerleşmiş, Horasan'dan gelme. Ondan sonra bunun bir oğlu Cafer, bir oğlu İsmail, bir oğlu Mundur, birisi de İbrahim. Hatta bunları söyledi tabii. Cafer'in oğlu Mundur Sivas'a doğru gitmiş diye bana söylendiler. Olabilir, bilmiyorum. Yani tabii bunlar yüzlerce sene geri giden şeyler. Tabii canım. Ya. Belki bir gün vardır diye, onun için baktım. Sen diyecektin, niye siz öte yüzde köyünü bıraktın bu tarafa geçtin, bir öyle sor bakalım. Onu da sorarım, niye öyle? Onu sor, he. Siz dağın, dağ tepe, böyle bir tepe biliyor musun? Bu yüzdeydiniz. Aşağıda da şeyler var. Hıran aşireti var. Hıranlar var. Mustafa Bey'in, Mustafa'ların da köyü var orada. Siz buradan niye göçtünüz? Bu dağın bu yüzüne geldiniz. Şimdi Rıçık'ı konuşuyoruz değil mi? Mazgirt Rıçık'ı konuşuyoruz. Orada Rıçık, orada Rıçık. Ama tamam. Şimdi adı değişilmiş. Orada Rıçık, burada Rıçık. Siz buradaki Rıçık'ı niye göçtünüz? Bu Rıçık'a geldiniz. Onu sor bakalım. Sorunları ne? Ne kavgaları neymiş? Şeyler ne? Yeri darmış, hıranlar var ya, hıranlar, cafanlar 5-10 kişini vurmuşlar. Onlar da korkusundan dolmuş bu tarafa geçmişler. O cafanlar korkar değil ama. Korkmuşlar lan, vurmuşlar. Bunu söyleyen Rıçıklardan Mustafa Emice var, onu söyledi bana. Ben o zaman işte ondan dolayı üst mahalle ve alt mahalle oluyor. Onu da bana söylediler. Bilmiyorum işte, ben bana o Mustafa abi de iki davranıyor. İşte bu vurmadan sonra da işte bu Mundur Sivas'a, İbrahim de Sivas'a gelmiş. Bilmiyorum, ben sordum. Biz buraya geldik dedi. Muhtarlık iki defa da yapmış. Hani Mustafa Emin tarlan yok. Takımın yok. Bahçen yok. Bir iki ineğim var. Ne ediyor? Çocuklar İstanbul'da çalışıyor. Gönderiyor. Ben koca karnını burada yiyorum. Dediği bu. Hepimizin böyle dedi. Hepimizin çocuğu Sivas'ta dedi. İstanbul'da dedi. Şimdi ben böyle sorayım. Benim bildiklerim artık hep duyma ya. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Benim bu bro dedem. Onu da bilmiyoruz. Onu da öğrenmem lazım da. Ya Alişan Ağlık köyünden buraya geliyor, ondan sonra danışığa gidiyor, ya da danışıkta şimdi gidiyor. Kardeş, benim bildiğim, benim anladığım, yani onlar da tahmin etti, tahmin. Her şeyin, Elavi'nin köyünde bir tane Mustafa Paşa'nın kabilesine adalı varmış. Kabilen adalı varmış. Bizim ya dedemiz ya sizin dedeniz, onların bir kadınına dolanmış. O da Mustafa Paşa'ya dolmuş falan, cafanlar bizim karıya dolanırdı. Bu adamlar göçeceksiniz. Adam kanıya yüklemiş, haydi bu tarafa gelmiş gitmiş. Korkmuş. Yani burada oradaki insanlar var ya, Mustafa Paşa kötü dedi miydi, göç diye göçermiş. Pekala o korku varsa neden tekrar geri göçmüş? Burada yeri geçirememiş. Gitmiş ama burada güzel yer almış. Danışık köy çok güzel yer. Peki tekrar oraya mı göçmüş? Evvel evini bilmiyorum. Danışık köye yerleştiğini biliyorum. Danışık köyüne iç köpe gidiyor benim. Burada gidince Danışık'a yerleştiriyor. Böyle tabii. Ama zaten buradan gidince zaten evliydi yani. Eşi Danışık'tan gelmeydi zaten Rukiye. Ben de onu bilmiyorum. Şimdi bunlar evlenince Rukiye ana Rukiye Alişan Ağa mı gidiyor? Yok Alişan Ağa ta oradan şeyde. Oradan buraya. Yine Alişan Ağa Koçgiri'nin dağıyasında. Alişan Ağa burada Zara'da değil ki. Koçgiri'nin ayasında oturuyor. Ama diktatör bir adam. O mıntıkanın eravileri bütün onun emrinde. Kumandan, asker kumandan. Bizim burada Mehmet Birza vardı. Elini götüren korda halk gider arkada öpardı. Aynı. Şimdi Alişan ayrı, Alişer ayrı mıdır? Alişer. Alişer'in oğlu Mustafa Paşa. Alişan Ağlı köyü var. Orada eski ismi Gom. Ha, Gom. Bizim zaten Mundur dede Gom'da, Mundur'un oğlu da en küçüğü de. Bizim bro. Dedelerimiz kısmada Gom'da göçmüş. İşte İmran'ın Gom'uyla. Gom bizim dedemizin yeriymiş. İşte bizim de bro dedenin yeri Gom. İşte orada göçmüştü ama sonra
Danışa'ya gitmiş, Danışa güzel. Danışa hiç benim emin Goma gitti, Goma iyi değil, Danışa iyi dedi. Evet, hiç kime gitmiş. Şurada bir düzeltme yapalım amca. Şimdi Alişan ayrı, Alişer ayrı. Evet. Alişer şair. Alişer. Alişer der, Alişan. Alişan. Mustafa Paşa onun oğlu. Mustafa Paşa Alişan'ın oğluymuş. Tamam. Alişer Türk Devleti öldürdü idam. Ha, karısı Zarife Hanım var. Bunlar Koçgül orayında bunları öldürdüler, idam ettiler. Bunlar bir ayrı bir soru. Alişer'ler. Alişer, Alişer ayrı. Ben onları bilmiyorum İsmail. Yani bir de köy olarak. Alişer aynı zamanda şairmiş yani. Şey, büyük bir ozanmış. Büyük, karısı da öyle. Zarife Hanım. Götüre dersin de idam ediyorlar. Öldürüyorlar. Tabii onun hadisesi var da. Alişer ayrı. Alişer ayrı. Mustafa Paşa Alişer'in babası. Bunlar Sünni mi? Bunlar, ha Sünni doğru. Mustafa da dedi. Evet. O şeyde Rıçker köyünde var ya. Mustafa Paşa'nın yeri bura dedi, onlar Sünni dedi. Sünni evet. O adam da Sünni, o adam da Sünni dedi. Ama şimdi zaten bu göçlerden çoğu Sünnileşti, çoğu tekrar Alevileşti. Bu hep öyle normal bir şeydi. Yani yok ondan eden... değil, şey, senin şöyle oluyor, orada, o göç olayı şöyle oluyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi bu adam Katar'mış. Çok yani bunu Nakşibendi şeyde. Hangisi abi? Mezhebi. Şey ya. Bu Alişan'a, Alişan'a, şey Mustafa Paşa. Mustafa Paşa'nın babası. Babası da Mustafa Paşa kendisi de. Mustafa sonra Paşa daha fenaydı. Daha zalimmişler. Ve bizim bu buraya gelenler Koçgir'den önce geliyorlar. Koçgir hadisesinden önce geliyorlar. Bu ağanın eline göçüyorlar çoğu. Ağanın yüzünden göç etmiş gelmişler. Ben işte ben öyle diyorum amca. Ağanın çünkü bir de çok haberin çok şeymiş yani. Böyle namussuzmuş. Herkese istediğin asarmış. Istediğin. Bir de devlet buna paşalık şehri vermiş. Ya da devlet adam ona, yetkiliymiş. O Alavi halkın üstüne hepsine paşa kaybettirmiş. Tabii. Paşası. Yani ondan dolayı bizim bu Koçgiri aşireti ondan dolayı hep buralara göçmüş gelmişler. Hep onun elinde sürgün geç. Sürgün derken yani onun elinde göçmüş gelmişler. Orada da göç edince biz Elbistan'a gidiyoruz. Sarız'ı bilmiyorlarmış. Elbistan diye geliyorlarmış buraya. Şey de var amca zaten o dönem şey Pınarbaşı Sivas'a bağlı. E tabi. Buralar Sivas'a bağlı. Kayseri de oraya bağlı ama. Ha, Kayseri de oraya bağlı. Kayseri daha önce şey. Buralar o zaman şey Sivas'a bağlı. Zaten ben de bunu öğrendim. Sivas'tan göç edip gelenler önce hep Sarız Ördekli'ye geliyorlar. Ördekli'den sonra ayrılıyorlar. Zaten genel olarak merkez Ördek. Göksun ha. Şey Göksun'dan. O Develi'deki şeyler, Develi o kaç tane köy hepsi Ördekli. Göksun'u Resul'lar doğrudan doğru Göksun'a gitmişler. O Resul'ların içerisine sonra Resul'lar gitmişler içine. Resul'lar direkt oraya gitmiş. Onlar direkt gitmiş. Direkt oraya gitmiş. Ama buranın Şadiler de direkt Yalamur'da tarafına gitmiş. Sarız'ın kurulan köyü Alevi köyü Dardere'dir ha. Dardere onu biliyorum. Evet, onu şey diyorum. Dardere. İlk kurulan köy Dardere, Koçgiriler ve Ördekli'dekiler sonradan gelir. Dardere sonra da gelir tabii. Dardere Ördekli de sonra. Na Dardere önce. Buradaki bütün Alevilerden önce Dardere'miş amca. Tavla. Dardere. Hayır, birinci köy Tavla yok. Siz onu bilmiyorsun Tavla. Birinci köy bak çak çak sonra mıntıkalar Maraş altında şeyler var. Hacı Mehmetler var. Hacı Mehmetlerin çiftliği yaylası. Tavla dönüyor geliyor Pınarbaşı'na. Bir komandan geliyor diyor ki gel dedi burayı sizi tapeye edeyim tavlalar gitmez. Silebilir bunlar anladın mı? Bunlar yok kabul etmiyorlar. Geliyor Çöreklerin küçük köy var ya küçük köye konuyorlar. Büyük köyde Avşar, küçük köyde Alaviler. Ama Avşarlar yerli ev koymamış, çadırlı. Adana'ya kışın gider, yazın buraya gelir. Tavla'nın yazısı, alt suyunun patatların yeri. Onlar da oraya yayla giderler. Atlarını kaybediyorlar, gençler gidiyorlar, Tavla'nın yazısını görüyorlar. Geliyorlar, bunlar Avşarlı korkusunda gece evini göçüyorlar, Tavla'ya konuyorlar. Orada duruyorlar, kaç sene sonra Ördekli gelince bunlar Türkçe bilmezlermiş. Türk tavşarda korkarlarmış. Tutmuş bir kör katır almış Ördekli'ye. Kör katırına yerini satmışlar. Kör katır. Gözüne körmüş katırı. Yani onu bilmiyorum. Benim Ördekli oraya yerleşim şekli şöyle. 1830'lar falan. 70'ler. Yok 70'ler. Kaçta kaldı bilmiyorum.
Ördekli, çarşı balım diye yemek. Ortuzlarda hiçbir alemi köy yok. Ben tarafta tavlanında almış. Abi, tavlar Türkçe bilmiyor. Gümüşhane'nin kuruluşu resmi evraklarda, devlet evraklarında 52-57. 1852-57. Yani o olabilir ama 30'lar değil. Ya işte bak şöyle yani söyleyeyim. Biz Ördekli'den sonra kurulan bir köyüz. Gümüşhane. Bunu bilmiyorum. Gümüşhane sonra da gelmiş. Gümüşhane mi sonra? Efendim? Dardere mi evvela? Evvela Dardere. Gümüşhane Ördekli'den sonra kurulan bir köy. Ördekli, Gümüşhane bilmem. Dardere sonra. Dardere Kızılpar'da durmuş, burada durmuş. Amca, Dardere'nin Sarız'da durdukları, sonra Kızılpare'de durdukları, orada hala cenaze şeyleri, mezarları var. Mezarlar tepede daha duruyor. He, mezarların üstünde şu hierofil yazı var ya, Arapça yazı. İçine bakma. Eski yazı. Yani. Eski yazıyla sonra şeyin oğlu kırdı onun. Neydi o adamın? Ya kızım şey, Fettah Dere daha dün geldi. Fettah Dere sonra orayı kurmuş. Yok, Fettah Dere'yi demiyorum. Kızılpare'de kaldıkları dönemleri söylüyorum. Şurada ya, Kızılpare'de kalmış. Haradağ'a gitmiş. Haradağ var Kızılpare'de. Biliyorum. Biz nereye gidelim? Dardere Boğazı'na girin demiş. Zaten Dardere... Fettah Dere var. Fettah Dere, macir, korkak. Bizim arkamız köydü. Ha, korkuttular. Onlar Fettah Dere. Fettah Dere'nin kuruluşu 1928. 20-28. 1800 mü 1900 mu? 1900. Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı bitmiş, değiş tokuşlar başlıyor ya. Mesela burada kalan Hristiyanlar o tarafa, orada kalan Müslümanlar bu tarafa. Ama Bulgaristan'da kalan Müslümanların bazıları orada kalmak istemiş. O da nüfus zaten belli, kaldıkları yerler. Ama çoğu gelmiş. Mesela, 928 değil, 828'di. Yok amca. 900 daha dünya, daha dünya. Ben 930 doğumluyum. Ne yapıyorsun? Macirler 1927 kuruluşu. Fettah Dere'nin. Senin baban helal 1927. 27 mi 28 öyle bir şey. Öyle bir şey. O zaman mı olmuş? Yok baba, yok. Birinci dünya şey, Macir'in ağabeyin o babası vardı, ağabeyin. Ya 1990 harbinden gelmiş onlar. Yok yok. O 90 harbinden 1890'dan gelmişler. Yok amca, işte bizim Fettah... Ya Macir'in geldiği tarihtir. Yok yok, onu demiyorum. Bizim Fettah Dere'nin kuruluşu diyorum. Tamam, Fettah, Macir gelmiş de direkt gelip buraya yerleşmemiş. Ya adam Kızılpar'da Hüyü'nün yanından evleri var kardeşim. Altçöy'ün tarafında tarlaları var gözüm. Ne diyeyim amca sen? Sen aldığının da benim aldığım diyor. Burada evi var, daha karava yerleri var. Ama işte belki buralarda kalmışlar, zamanla gitmişler o tarafa. Bak amca. Dardere korkutmuş gitmiş. Amca. Ya. Olabilir. Bizimkilere de mahacir diyorlar. Ne mahaciri? Koçgirlilere de mahacir diyorlar. Ya adam orada göç etmiş gelmiş mahacir. Ama mahacir bizimkilere de mahacir diyor. Ya mahacir, göçeme olanlar da mahacir diyor. Hazreti Muhammed'e de mahacir dedi. Ya işte bizimkilere de mahacir diyorlar. Onlar da gelenlere mahacir diyorlar. Göç etmişler baba, sıkışmışlar, göç etmişler, gitmişler. Şimdi aslında çoğu Sünni'nin korkusunda sağa sola çok göçmüş gitmiş. Şimdi önce buraya Ördekli'ye gelenler, Ördekli değil de o zaman Dardere'ye mi geliyorlar? Şimdi Kürmeş'i de mi Dardere'liler? Kürmeş'i de. Kürmeş. Şimdi benim teyzem orada gelin gitmiş. Orada ölmüş. Teyzem öldüğünde 96 yaşındaydı. Teyzemi düşünüyorum bak. Teyzem kaçta ölmüş? 1986'da öldü. 86'da. 96 yaşındaydı. Şeyin bu Sarız'ın Eravi köyleri tavla konmuş. 180 sene ancak olmuş. Anladın mı? Aynen. 160 sene oldu, biz Kekiller oraya geldik. 160 sene ancak oldu. Gümüşhane'de falan bilmem. Çak çak, dallı kava, kırk sırak. Çifti gömüş Hacı Bebekler'in. İcarını almış, bakmış ki bir şey siktir etmişler, yer vermemişler, köy koymuşlar. Amca, Kekeç İsmail dedem, babamın dedesi. Kekeç İsmail'in mezarında Gümüşhane'nin kuruluşu 1900-1854. Olabilir. Sarız'daki ev, yani Nazimiye'deki, şeydeki demişim, Aziziye'deki, yani Pınarbaşı'daki. Pınarbaşı'daki resmi evraklar 1857 doğumu. Yok, kuruluşu. Kuruluşu. Benim
De bak, benim dedemin babası gelmiş oraya. Ama onlar önce Ördekli'den... Bizimkiler bizimkiler gelmişler. Evet, sizin Ördekli'den sonra da bilmem de... Ördekli'den sonra. Ördekli tavlada sonra gelmiş. Ördekli'ye bir Ördekli'nin 1800 tavlaya vermiş, yerini almış. 1550 yerleşmemişler. Birkaç tane o yamaçlardan kalmışlar. Onu bizimkiler alıyor. Yerleşmemişler. Çukurova'ya gitmişler. Şeye, Ceyhan'a. Çok sinek var demişler. Geri gelmişler. Maraş'a gitmişler. Bataklık falan var. Yerleşememişler. En son gelmişler o Altı Söğüt'ün altına. Altı Söğüt'ün ağası da Ermenilerden şikayetçiymiş. Yukarıda Ermeni köyü varmış. Kendilerini korumak için bizimkileri tutmuşlar, oraya vermişler. Olabilir. Ona bir şey işte değil. Onlar da 1854'de oraya yerleştiğine göre bir de 10 sene falan sayarsan. İşte yap daha fazla. Ondan 1854 o zaman 1900 bilmiyorum, 1900 sen gene şey yap da. 1830 falan olur. 1830 olur. 1870-1880 doğru olabilir. 1850 biraz erkendir. 1800 çünkü, İsmail 1900 değil. 1850 erkendir ben diyorum amca. Niye erken? Yok, 1870 falan diyorum. Bak şimdi İsmail abi. Hepsi beraber gelmedi zaten. Yok, hep beraber gelmedi. Ama evet, bizim köy ben anlatıyorum. İsmail abi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim annemin dedesinin kardeşi Kıllı. Eşkıyaymış. Alişan Ağa'nın iki tane oğlunu vurmuş. Alişan bizim bu Mehmet Rıza'nın... Yok, oradaki Alişan'ın şeydi. Oradaki Alişan, ha. Alişan mı diyorsunuz? Alişan, Sivas'ta Alişan, evet, Alişan. Sivas'takini. Sivas'takini, bu gelin davasından dolayı, kız davasından... Namus davasından dolayı zaten hepsi göçüyor. Vuruyor, geliyor. Bak şimdi, bizimkilerin uçarların kaydında, İsmail Uçargiller kayıt tutmuşlar. Bak benim dedem, ora doğumlu, dedemin oğlu bura doğumlu. Dedem 1867'den 1877'de ölmüş. Yani benim büyük dedem. Burada tamam, onu evet, görmemişiz. Dede 61 yaşında ölmüş. 61 yaşında bak. Orada doğmuş, gelmiş, burada ölmüş. 61 yaşında da ölmüş. O zaman benim dedem 60'larda gelmemiş. Çünkü daha erken gelmiş olması lazım. Yani 34 olabilir. Ebem de derdi ki dede, büyük dede 19-20 yaşındayken bekarmış, görüşmüşler, gelmişler derdi. Anladınız mı? Tabiri şey ya ben. Yok, yeme ebem benim büyük ebeme, tamam melek ebem sizin köylü ya, yeme ebem de sizin köylü. Yeme ebem, bak yeme ebem şey Balkan Harbi'ni bilir. Ölmüş kadın, hiç yani görmemiş. Balkanlar hangi tarihte oldu? 9'da da var. 1890. Tamam, orada da var da. 1890. Resmi kayıtlarda Balkan Harbi 11-12 diye geçer. O Cihan Harbi'dir. 14'te Cihan Harbi var. 14-15 Cihan Harbi. He. Birinci Cihan. 18-19 Atatürk'ün çıkışı. Ha işte bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Balkan Harbi'miz iki tane amca. Önce Bulgaristan'la Yugoslavya bizden ayrılır. O birinci Balkan Harbi. Ondan sonra Yunanistan, Romanya bizden ayrılır. O da ikinci Balkan Harbi. Sınırlar belirlenir. İkinci Balkan Harbi o Almanya'nın şeyi işte. O Birinci Dünya Savaşı. Burası Almanya Savaşı. Evet, Türkiye'li değil. Ama, İlk önce Avşar gelmiş. Ama biz çok kişilerden görüştük, konuştuk. 1800, yani Ördekli 1830 falan. 1830-1820 arası bir dengeye gideriz. Yine konuşuruz bizim. Şimdi burada Avşar'a evvel gelmiş, yerleşmiş. 1830 1870. Burada Montalak, Ceylit'te de burada yerlendi. Tavla kurulunca onlar da yavaş yavaş kurmaya başladı. Abile çok alanlar olmuş. Sonra yerleşmişler, bizimkiler tavla Türkçe bilmez mi? Avşar'da korkarım. Bir 40 katır almış, öyle görmemiş. Zaten bildiğim kadar buraya göç edenlerin çoğu Türkçe bilmezdi. Hepsi Kürtçe konuşurdu. Türkçe bilmez, nerede bilmez? Hepsi Kürtçe konuşurdu. Bizim 1970'lere kadar ben öyle duyuyorum yani, ben bilmiyorum da. Ya arkadaş ben ilkokula gittim. İlkokula gittim Semih. İlkokula gittim, tek kelime Türkçe bilmiyorum. Aynı ben. Tek kelime. Canım sahibim. Ben de aynıyım ya. Sen de. Sen daha geçsin. Ama ben yetiştim bizim tavlada. Ben yetiştim. İki adam Türkçe bilmiyor. Bir annem bir de Zayne diye bir kadın var. Başka bir an yok. Hala kendimizi Türkçe'ye bağlıyoruz yani. Bak burada bir bizim dedelerimiz mesela Mehmet Mirza bizim halamızın kocası ya. Türkçe bilmedikleri için Mehmet Mirza Türkçe biliyormuş. Mehmet Mirza'ya gelin vermiş resmi işlemler. Ya senin köyde gidiyor, benim köy İslamil'de gidiyordu.
Evet, bir kızı de... kaçar, birisinin kızı kaçar, birisi kaçırıyor, öyle değil mi? Kız kaçan da Mehmet Bize gider, kızı kaçıran da Mehmet Bize gider. Evet, Bize. O da rüşvet verirdi, o da rüşvet verirdi. Mehmet Bize işini yani yok zannederdi. Bu aşiretin ağasının sözü geçen yıl. Mesela o yeni Sarız İnci Mare'ye kurdurmak istiyorlarmış. Mehmet Bize buraya kurdurmuş. Değneğini direğe vurulmuş, askere göndermiş. Bak bak. Bizim köyde Cafanlar'da bir tane Cafer ağa varmış. Cafer bizim tavlada. Cafer Ördekli'nin çayırları diyorlar. Orada bir tarlası varmış. Babayız Kale Ezi Şerif'inin o Cafer. Ha. Babayı... Dedesi, dedesi. Dedesi mi oydu? Babası değil, dedesi kurban. O tarlayı biçermiş. Gitmiş ki Ördekli'den çocukların malı koyulmuş. Hele çocukları dövüyor. Duyduğumu söylüyor, görmedim. Anladın mı? Bunlar da kendi Ördekli'de bir kadın çocuk düşürüyor. Çocuk kadın çocuk düşürüyor. Vay çocuklar, Cafer çocukları dövmüş. Cafer şikayet ediyor. Cafer karıyı dövdü, çocuk düşürdü diye. O zaman burada müdürlük varmış, jandarma komandanı. Mahkeme yok. Evet. Mehmet Birze mahkeme. Toplamışlar. Neydi? Sen şu bizim tamam yoncalar var ya. Evet, o yoncalar hepsini bir de Ördekli çayın yanında bir tarla var. Bunları ver barışık. Onları Cafer onlara veriyor. Efendim barışıyorlar. Kadın başka çocuk düşürüyor. İftira ediyorlar. Cafer'in yanında tarlalarını alıyor. O Cafer de o tarlaları ne ediyor? Hisse bölüyor. 5 kişi Akbulutlar arıyor. Öteki köylü almıyor. Akbulutlar da geri tavlaya parayla satıyorlar. Biz Süleyman-ı Kibari'yi de almışız. Süleyman-ı Kibari her sene gelir. Dedem bir geçi verir, koyun verir. Babam bir geçi verir. Sulh olur. Tapya mı ne ya? Bir gün ben kızdım çocuğum. 19 yaşlarım. Senin de tarlan da. Ne inek gibi bunları savuyorsun dedim. Nizalaştık, gürültülaştık. Anladın mı? Haber saldı, gel git gelmedi. Gittim Cafer'in torun Kıcıoğlu var. Kıcıoğlu bilir miydin? Biliyorum Kıcıoğlu nasıl? Kıcıoğlu. Gel git şu tapuya okla. Kıcıoğlu param yok. Zor bana dedem de 100 lira aldım. Kıcıoğlu'ya verdim. 100 lira dedi daha aşağıya. Kıcıoğlu gitti ki tarla tapının. Kıcıoğlu mahkemeye verdi. Köylü topladı. Kıcıoğlu'ya razı etti. Hakkı kurmaya götürür. Tarlalarını geri aldılar. Kurtardık. Ördekliler içerisinde kurtulduk. Ama bakmışlık olmuyor, tutuyor. Ama çok geçi koyunumuzu yedi onu. Tamam yemişte bakmışlar, devamlı sağıyor mecbur. Ha inek gibi sağdılar, inek gibi. Abi sana gelelim. Kaç kardeşsiniz? Biz 5 kardeş, 3 de kız, 8. Say bakalım böyle isimleri. Evet. İsimlerini söyle. Abi, en büyük kim? Oradan en büyüğü benim. En büyük bacım Nazlı. Ondan sonra da ben Ağa. Ondan sonra Halil. Halil'den sonra Hüseyin. Hüseyin'den sonra Selver, Selver'den sonra Meyrem, Meyrem'den sonra Rıza, Rıza'dan sonra Mehmet. Bunlar hep yaşıyor değil mi yoksa? Halil öldü. Halil öldü. Nazlı da öldü. Benim eniştem Halil. İki tane öldü. Ötekiler de sağ. Benim, bizim köyün damadı. Şikayet ettiği eniştemiz. Pekala, bunlar nerede yaşıyor bu saydıklarını? Ötekiler yaşıyor işte. Birisi Rıza amca şeyde yaşıyor, Almanya'da. Birisi de Mersin'de. Yaşıyor, gümrükçüyle orada durdu, orada duruyor. Meyrem de Almanya'da. Hüseyin de onun bunun yerine konuyor, geziyor, o öyle gidiyor. Nazlı da öldü, Meyrem de Almanya'da. Selvan da İngiltere'de, ben de buradayım. Meyrem Almanya'da nerede? Şeyde, Hamburg'da. Hamburg, okey. Ama onun soyu bir tekili değil aslında o. Yok, Değermenci. Değermenci. Çarşak'tan evlenmiş, Değermenci. Yani o değirmenciler cafalardır, onlar da. Kalkan dediklerimler de. Ha. Ama bu kalkanlar da cafalar işte ama. Evet. İşte o da cafalar. Anam onların yeğeni. Ablam onların geliniydi, o bacım onların geliniydi, şimdi ne bileyim. Böyle şeyleri, çekim yapıyoruz ya, biz çok tabii karma konuştuk ya, oradan oraya, buradan buraya. Babanızın ismini söyleyiniz, annenizin ismini söyleyiniz. Baba.